Sevgili İstanbullular, sevgili İstanbullular, sevgili İstanbullular, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ekrem'e değil, milletimin tek bir ferdine uzanan her el kırılsın, her el. Sevgili hemşerilerim, güzel insanlar, biraz dertleşelim. Sevgili hemşerilerim, biraz dertleşelim. Bu saatte buraya geldiniz, beni beklediniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Birazcık dertleşelim. Beni dinleyin ki sizin sayenizde vatandaşlarımızı da biraz bilgilendireyim. Öncelikle Erzurum'da o güzel meydanda toplanarak bizimle hasbihal edecek olan, duygularımızı paylaşmak için oraya gelen, inanın yeni doğmuş bebekten, çocuktan, kızlarımızdan, oğullarımızdan, annelerden, teyzelerden, amcalardan, kardeşlerimden helallik istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Onlar oraya geldiler. Onlar Erzurumlu hemşerilerimin bir temsilcileriydi. Dertleşecektik ama ne yazık ki o koca taşların yaraladığı o insanlara Allah şifa versin. Üzüntülüyüz. Ben o çocukların, hanımefendilerin, gençlerin her birisinin sağlığıyla tek tek an be an ilgileneceğim. En kısa zamanda da onlarla bir araya gelip kucaklaşacağım. Şimdi sevgili hemşerilerim, birazcık duygularımı paylaşmama müsaade edin. Çünkü önemli bir an yaşıyoruz. Tarihi bir sürecin içindeyiz. Ne yazık ki ülkemizi bu duruma getiren bir avuç insanın hiçbir zaman bu kötü uygulamalarının, kötü dillerinin, kötü tavırlarının, kötü davranışlarının onlardan kurtulana kadar sonu gelmeyecek. Bunu bilelim. Buna tedbirli olalım. Tedbirin birkaç yolu var. Bir, tedbirin birinci yolu Tedbirin birinci dili sevgidir. İkinci dili uzlaşmadır. Üçüncü dili hiçbir vatandaşımıza kırıcı davranmamaktır. Vatandaşlarımızı kucaklamaktır. Bu bir avuç insana karşı milletimizi, bakın bu oy meselesi değil. Oy verip vermemesi meselesi değil. Aldanabilirler.
Bu kötü insanlara inanabilirler. Hiç umursamayın. Onlara zerre kırıcı davranmayın. Onlar masum. Onlar masum. Ama bugün o meydanda kim olduğu belli olmayan o 100-200 kişi asla masum değil. Asla masum değil, onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar beni dinleyin. Lütfen beni dinleyin. Bakın beni dinleyin. Şimdi İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara provokatör dediğimi, nasıl dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam. Utanmaz adam. İftiracı. İftiracı. Yalancı. Yalancı. Ve bu adam gözü dönmüş bir şekilde, gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam. Peşin peşin söyleyeyim. 3 defa kendim televizyonlara bunu söyledim. Kendim yayınladım. Allah biliyor. Çocukluğumdan beri Erzurum'la, o canım cennet parçası şehrimizle irtibatı olan bir insanım. Trabzon'la Erzurum kapı komşusudur. Ticareti, yaşamı, ilişkileri çok derindir. O şehirde benim akrabalarım var. Ticaret yapan insanlarım var. Hısımlarım var. Orada eğitim yaşamını geçirmiş akrabalarım var. Defalarca gittim. Spor yöneticiliğimde defalarca gittim. Stadında maç izledim. O stadı da biz yapacağız. Biz onlar yapamadı, biz yapacağız o stadı. O stadı da biz yapacağız Erzurum'a. Erzurumlu boşuna Dadaş adını almamıştır. Erzurumlu merttir. Erzurumlu Nene Hatun'un torunlarıdır. Nene Hatun'un. Erzurumlu bu bir avuç ne olduğu belli olmayan insana pabuç bırakacak bir şehir değildir. Hadlerini de bildirecek, onlara cevabını da verecek. Hiç kuşkum yok. Hiç kuşkum yok. Ve bu akşamki yaşanan süreci birazdan sorularla beraber burada aydınlatacağım. Herkesin aklına bir soru düşüreceğim. O bir avuç insanın. Birazdan aydınlatacağım ama söyleyeyim. Bugün Erzurum'da olan bitenden benim sevgili Erzurumlu kardeşlerimin, hemşerilerimin, dostlarımın üzerine bir toz zerresi bile değmemiştir. Çünkü Erzurumlu'yla uzaktan yakından ilgisi yoktur bu işin. Yoktur. Şimdi sevgili hemşerilerim, bilgilenin, soranlara cevap verin. Bakın, bilgilenin, soranlara cevap verin. Biz bugün Çorum'a biz bugün Sivas'a gittik. Ardından Erzurum'a gideceğiz. Bir anda bir haber geldi. Halk buluşması yapacağımız yere otobüsler çekiliyor. Otobüsler. Efendim neymiş? Büyükşehir Belediyesi orada otobüs tanıtımı yapacakmış. Bakın o an itibariyle arkadaşlarım diyalog kurmaya başladı. Bize söylenen şu, bu yanlıştır, bu doğru değildir. Ardından
akabinde valinin danışmanıma verdiği cevap, merak etmeyin, gerekli tedbirleri aldık. 5000'e yakın polisimiz bu konuda en yüksek tedbirle hiçbir problem çıkarmayacak, dedikodulara kulak asmayın. Peşinden bu otobüsler oradan ve sağdan çekildi. Çekildikten sonra vali tekrar. Bakın arkadaşlar, vali tekrar hem danışman arkadaşlarıma hem milletvekilimize, grup başkan vekilimize bir sorun yok. Gelecekler, konuşmalarını yapacaklar. Hiçbir problem olmayacak dendi. Uçakla Sivas'tan Erzurum'a indik. Orada bir grubun toplanmakta olduğunu bize haber verdiler. Dedik ki haber verin, problem var mı? Problem yok, polis tedbir aldı dediler. Ve biz oraya gittik. Bakın biz oraya gittik. Bu arada ben arkadaşlarıma sordum. Süreç nasıl ilerledi? İl başkanımıza, oradaki il yöneticilerimize ve milletvekili adaylarımızla konuştuk. Bu konu hafta içi konuşuluyor. Hafta içi konuşuluyor ve burada önce miting alanı tartışılıyor. Miting alanında sorun çıkarıyorlar. Daha sonra burasıyla ilgili buluşacağımız yerle ilgili sorun olmaz. Ekrem Bey gelir, selamlama yapar ve hatta gerekirse sonra otobüsle esnafları selamlayarak Erzurum gezisine devam eder. Valiyle uzlaşılıyor. İl Emniyet Müdürü yardımcısı Umut Bey'le uzlaşılıyor. Ve bu uzlaşmaya göre buranın kararı alınıyor ve buranın ilanı hem il tarafından hem muhtelif il başkanlıkları tarafından ilan ediliyor. Ve biz bu kararla oraya gidiyoruz. Gittik. Değerli arkadaşlar, bakın biz oraya vardığımızda aynen böyle bir ortam. Vatandaşlara sesleniyoruz. Arkamız boşluk. Hemen onun arkasında sözüm ona 1,5 metrede bir polislerin yüzüne doğru baktığı 150-200 kişi. Beni polis kardeşlerim de dinlesin. Polis kardeşlerimin de kulağı bende olsun. 150-200 insan orada. Burada sizden daha fazla bir kalabalık beni karşılıyor. Konuşmama başlıyorum. Ve benim milletime nasıl seslendiğimi siz bilirsiniz. Milletimin değerlerinden, milletimin güzelliklerinden. Bu seslenişe başladım. Belki 5. belki 6. dakikasında buradan taşlar yağmaya başladı. Bakın, taşlar yağmaya başladı ve tek bir müdahale yapılmadan izlendi. Aşağıya indim. Aşağıya bu arada arkadaşlarıma isabet eden taşlar, camlara isabet eden taşlar ve bu esnada 150-200 kişi. Bu arada ben bu konuşmayı yaparken yaklaşık 150 metre ileride de yine bir 150-200 kişi. Topu topu bu. 300-400 kişi. Bunlar azmettirilmiş insanlardır. Bakın azmettirilmiş insanlardır. Burayı dinleyin, anlayın sevgili. Sevgili hemşehrilerim, soranları anlatacaksınız, dinleyin. Bu insanlar taşları attıkça gözümün önünde çocuğun başı kanamaya başladı. Bir teyzenin gözü kanamaya başladı. Bir amcanın gözü başı yarıldı, yere yığıldı. Bir yandan taşlar yağıyor. Arkadaşlarım beni korudular. Aşağıya indik, aşağıdan hitap ettim. Dedim siz cevap vermeyin. Geriye doğru çekilin. Sakın geriye hiçbir şey atmayın. Allah var, insanlarımızın bir tanesi bile o tarafa taş atmadı. Atmadı. Ve o insanlar çaresizce bekledi. Müdahale edilmedi.
tedbir alınmadı. Toma var, tek bir su fışkırtmadı. Bunları, bakın bunları. Bunları izledik. Daha sonra oradan polisi uyarmama rağmen hareket edilmedi. Daha sonra dedim ki vatandaşlarım bakın ben sizin aranızda kaldım. Benden dolayı siz taşa maruz kalıyorsunuz. Ben mecburen yine böyle anons ederek buradan ayrılıyorum. Sizin emniyetiniz için ayrılıyorum. Sizi polisi koruyacaktır deyip oradan ayrıldım. Bakın ayrıldım ve havalimanına geçtim. Havalimanına giderken bize topu topu bir trafik polisi eşlik etti. Bir trafik polisi. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim, muhataplarınıza geleceğim. Bir trafik polisi eşlik etti, havalimanına gittim. Şimdi, bakın, bakın. Bu polis meselesi değil. Polisimiz bizim canımız, ciğerimiz, kardeşlerimiz. Bizim kardeşlerimiz. Birincisi, belediye başkanı zavallı bir hamle yaparak tarihe kara leke almış bir yerel yönetici olarak geçmiştir. Şimdi size az kaldı, az kaldı. Gün gelmeyecek, bir hafta gelecek, bir hafta. Bir hafta gelecek. Bir hafta gelecek, beni dinleyin. Bakın beni dinleyin, lütfen dinleyin. Bir hafta kaldı. Şimdi ne yazık ki vatandaşımızı koruması gereken emniyet güçleri orada. Ne yazık ki taş atanları resmen koruma altına alarak onların taş atmasını seyretti. Şimdi bak. Bir, soru bir, emniyet müdürü kimdir? Emniyet müdürü nasıl bir talimat aldı ki, polise nasıl bir talimat verdi ki o polis yerinden kıpırdayamadı? İki, defalarca seyrediyorsunuz, elinde Türk bayraklarıyla buraya gelmiş, binlerce insana taş yağıyor. Dememe rağmen ne oldu da nasıl bir talimat aldınız da emniyet müdürü sana soruyorum sana. Kılını kıpırdatmadın kılını. Üç. Emniyet müdürü validen bile talimat almayacaksın, görevini yapacaksın diye bir talimat almış mıdır? Hesabını verecek. Diğer soru. Onlarca insan, ben 2,5 saat havalimanında bekledim. 12-13 tane ulaşabildiğim yaralı insanlarla görüntülü konuştum. Hastanedeydiler. Bana, arkadaşlarıma vali bilgi vermek için arıyorum diye aradı. 7 kişi yaralı tespit ettik dedi. Ben sadece 12 kişiyle konuştum. Peki bu insanlara taş atan milletin gözü önünde. Bu arada yandaki telekom binasının çatısında kamerayla çekim yapan polisler de var. Bizim elimizde de görüntüler var. Suç duyurularımızın hepsinin içinde bu olacak. Bu saldırıyı yapan o 200-300 kişi içerisinden şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı? Bana bir kişi bile gelmedi. Kaç kişi gözaltına alındı? Haber ve cevap bekliyoruz. Belediye başkanı halkı, insanları provoke eden bir dil ve anlayışla oraya o otobüsleri koyarken valinin bize halk buluşması izni verdiği yere izinsizce bu süreci yaparken niçin seyirci kalındı? Vali Bey,
Vali Bey 5000 polisle tedbir aldığını söylemesine rağmen niçin böyle bir sayıyı sahada görmediğimiz gibi hiçbir müdahalede bulunulmadı? Niçin biz havalimanına giderken yanımızda tek bir polis aracı doğru dürüst bulunmadı? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Biz soru, bakın nezaketi anlatıyorum. Başımıza bu olay gelmiş. Millet İttifakı'nın önemli bir insanı olarak milletimizin oraya gitmiş İstanbul'un 16 milyonluk bir şehrin seçilmiş bir belediye başkanı bu olayları yaşamış. İki buçuk saat havalimanında beklememe rağmen tek bir emniyet müdür yardımcısı ya da vali yardımcısı ya da bir yetkili gelip kardeşim ne oldu, geçmiş olsun, niçin diyemedi. Şimdi bu soruların cevabını bu dönemin ve sürecin içindeki bir avuç insandan asla beklemiyorum. Bu soruların cevabını bir hafta sonra tek tek alacağız, tek tek. Tek tek alacağız, tek tek. Milletimiz adına alacağız. Şimdi sevgili hemşerilerim, bu atılan taşlar Ekrem İmamoğlu'na atılmadı. Bu atılan taşlar kardeşliğimize atılmıştır. Bu atılan taşlar bu memleketin değerlerine atılmıştır. İnancına atılmıştır. Bu atılan taşlar milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır. Çok şey yaşatıldı bu millete, bunu biliyoruz. Bu azmettirici zihniyeti de biliyoruz, onu söyleyeyim. Biz bugün karşımızdaki bir avuç insanın siyasi stratejisinin içinde bulunan sistemi, aklı, o bir takım düşünceleri, bir takım örgütlü yapıları açıklarken acaba biricikleri rahatsız mı oldu, biricikleri? Bunu izleyeceğiz. Bakın sevgili hemşerilerim. Bunlar bin yıllık devlet geleneğimizi çürüttüler. Ama biz bu memleketin esas unsurları, yani milletimiz, 86 milyon insanımızla bu milletin ve bu memleketin devlet geleneğini hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bu devleti bir parti devleti, bir şahsın devleti yapmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir avuç insanın var ya, çocukları bile, o Z kuşağı çocukları bile bunlardan utanıyor. Onların evladı olmaktan utanıyor. Ben onların gözlerinin içine bakıyorum, görüyorum onları bazen. Utanıyorlar. Ama bu bir avuç insanda utanma kalmadı. Bizde bir laf vardır. Bunların hepsinin yüzü meşin surat olmuş, meşin. Meşin surat. Şimdi bir kısım tavsiyelerde bulunacağım. Bunlar durum tespitidir, sorulardır, yaşadıklarımızdır, uyarılardır. Ama şimdi size zevkli şeyler söyleyeceğim. Şimdi beni iyi dinleyin. Geleceğim, oraya da geleceğim. Beni dinleyin.
Güler yüzünüzü sakın yüzünüzden eksiltmeyin. Ben burada gençleri, şu pırlanta çocukları görüyorum. Hanımefendileri görüyorum. Bakın siz nasıl bugüne kadar güler yüzle kazanmışsak, unutmayın. Bana ne dediler? 2019'da efendi bu sevgi pıtırcıymış dediler. Evet, ben sevgi pıtırcığım. Var mı? Ben sevgi pıtırcığıyım. Senin gibi o bir avuç insan gibi suratı asık bizde mendebur suratlı derler. Öyle olacağıma evet, ben sevgi pıtırcıyım. Sevgi, her biriniz bulunduğu yeri sevgiye boğacaksınız, sevgiye. Ve şunu söyleyeyim size. 2019'da yaşadıklarımızı hatırlıyorsunuz değil mi? 2019'da. 2019'da da seçimi elimizden almaya kalktılar değil mi? Ne yaptık? Coşa sokaklara geçtik. Bize oy vermeyenler bile ne dedi biliyor musunuz? İyi ki bu adam kazandı dedi. Kötülüğe son vereceğiz. İyilik kazanacak, iyilik. Kötülüğe son vereceğiz. Hazır mıyız? Herkesle güzel konuşacağız, tamam mı? Yüzümüz güleş gideceğiz. Allah bu memleketi korusun. Allah bu milleti korusun. Allah bu memleketi ve bu milleti, bu bir avuç insanın kötülüklerinden korusun. Benim güzel hemşerilerim, size söz. Biz korkar mıyız ya? Bitti. Biz korkar mıyız? Her şey. Ya şöyle yanınızdakinin eline vurun, sarılın, kucaklaşın. Buradan evinize güler yüzlü, sakince, suhuletle yürüyerek gideceğiz. Tamam mı? Aramızda kalsın. Eve giderken gördüklerinize deyin ki Ekrem Bey söyledi, aramızda kalsın dedi. Kazanıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize teşekkür ediyorum.